TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Danışmentliği Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi anma programına katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Şehrimize mührünü vuran büyüğümüzü rahmetle, minnetle anıyoruz," dedi. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kayseri'nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Danışmentliği Hükümdarı Melik Mehmet Gazi'yi anma programı düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programda katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, önemli ve anlamlı programdan dolayı Vali Çiçek ve ekibinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekibi ve programın konuşmacılarıyla emeği geçenlere teşekkür etti. Anlamlı bir çalışmadan dolayı emeğe geçenlere, başta valiliğimiz olmak üzere değerli valimiz ve kıymetli ekibine, Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli ekibine ve katılımcı bizleri aydınlatacak olan değerli hocalarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kayserimiz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bir zenginlikler şehri, adeta bu zenginliklerimizle de övünüyoruz. Zenginlikler diyoruz, bu neyi getiriyor? Hoşgörüyü getiriyor. Bu neyi getiriyor? Birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, sahiplenmeyi, komşuluk ilişkilerini hayata geçiriyor. Şehrimize mührünü vuran bu büyüğümüzü rahmetle, minnetle anarken böyle anlamlı bir çalışmayı burada yapmak suretiyle hem cami kemirimizle ilgili hem de Melik Mehmet Gazi Hazretlerini tanıma fırsatına ya da derinliklere doğru erişme fırsatına programda Profesör Doktor Atabey Kılıç'ın yönettiği konferans gerçekleştirildi. Konferansta Profesör Doktor Mustafa Keskin, Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinden Danışmentli Beyliği Danışmentli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi konusunda, araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu da Danışmentli Emiri Melik Mehmet Gazi'nin hükümdarlığı sırasında yapıldığı bilinen Kayseri Camii Kebir hakkında detaylı bilgiler verdi. Doçent Doktor Fatih Koca ise ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği Türk tasavvuf müziği dinletisiyle Kayserililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Program sonunda katılımcı akademisyen ve yazarlara çiçek takdimi yapıldı. Efendim, daha önce pek fazla eşi benzeri olmayan ve ilk olma özelliğini de sahip olabilecek bir maça götüreceğiz sizi. Ve gönüllerinizi ısıtacak bu maç. Kayseri Protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Down sendromlu gençlerle futsal maçı yaptı. Kıran kırana geçen ve renkli görüntülere sahne olan maçı Down sendromlu gençler 8-6 kazandı. "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kayseri Protokolü ile Koca Sinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Protokolü Down sendromlu gençlerle futsal maçı yaptı. Maç öncesinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Biz protokol olarak şehir yönetenler, şehrin sivil toplum kuruluşları, siyasiler, vatandaşlar olarak birbirine aşık bir şehriz," dedi. "Biz birlik ve beraberliği olan bir şehiriz. Birbirine tutkun bir şehiriz. Protokol olarak şehrin yönetenler, şehrin sivil toplum kuruluşları, siyasiler, vatandaşlar gerçekten birbirine aşık bir şehiriz. Ayrıca bugün altın kalpli çocuklarımızla bir aradayız. Onlar gerçekten iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Onlar tamamen sevgiyle dünyaya bakıyorlar. Ve bugün özellikle Engelliler Günü vesilesi de bu hafta kutlamalar da oluyor. Koca Sinan Belediye Başkanımız böyle bir organizasyonda bizi meleklerle, altın kalpli çocuklarla bir araya getirdi. Biz de hem onlarla bir spor müsabakasında bulunalım, hem Kayseri'nin birlik ve beraberliğini hep beraber
gösterelim diye bugün buradayız. Zorlu mücadele ile geçen ve renkli görüntülere sahne olan maçı 8-6 Koca Sinan Belediyesi Spor Kulübü Dağın Futsal takımı kazandı. Maç sonunda TV1'e konuşan Vali Çiçek, attığı golü tüm engelli vatandaşlara armağan etti. Çok önemli mücadele ettiniz. Sahada adeta devleştiniz efendim. Neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten hani dışarıdan bakınca çok kolay gibi göründü ama oynadığımızda zorlandık. Bir de gerçekten Koca Sinan'ın futbol takımıymış. Down Sendromlar Ligi'nde oynuyormuş. Hemen onu da belli ettiler. Bazen kaçırdığım toplarda hani ya ben kaçırmak için yaptım, kaçırıyorum gibi yaptım ama gerçekten kaçırdım. Takım çok iyi. Az önce de söyledim ya, altın kalpli çocuklar. Şunu düşünüyorum Yalçın, bizim bunlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Kalplerinde sevgiden başka bir şey yok, güzellikten başka bir şey yok. Onlarla beraber olmak bile insanı mutlu ediyor. Bir de böyle bir şehrin valisi olmak çok onur verici bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Hep beraber birbirimizi, bürokratlar, siyasiler, STK'lar, herkes birbirini çok seviyor. Yeter ki Kayseri olsun. Onun dışında bütün akan sular duruyor. Bir golünüz var, kime armağan ediyorsunuz? O golümü tüm engelli kardeşlerimiz Haldun Paşa'mın dediği gibi. Başkan Memduh Büyükkılıç ise engelliler için birçok hizmetler yaptıklarını ifade etti. Kayseri bu anlamda zaten bizim engelsiz yaşam merkezimizde dahil olmak üzere her yerde, her alanda fırsat veriyoruz ve onlara uygun ortam sağlamaya, fiziki olarak şehircilik anlayış açısından da onların kriterlerine uygun şekilde şehrimizi dizayn etme yönünde de gayret gösteriyoruz. Maçın sonunda protokol ve gençler erik dalı oynadı. Ayrıca gençlere Kayseri Spor forması hediye edildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin görevinden affını istedi. Sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yapan Timuçin, "Sadece görevimden affımı istedim. Her daim davamın arkasında bir nefer olarak bu kutlu davaya seçilecek yeni başkanımıza da destek vererek hizmet etmeye devam edeceğim." diye konuştu. Her birinize helallik ve dua istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin görevinden affını istedi. Yazılı bir açıklama yapan Timuçin, "Şahsıma bu görevleri layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarıma ve her zaman yanımda olan, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Mehmet Özaseki Bakanımıza, Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız Bakanlarımıza, şehrimizin gönül doktoru Şerhi Eminimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, görevimin başından itibaren il başkanlarım Hüseyin Cahit Özden, Şaban Çopuroğlu ve Fatih Üzüm'e, kıymetli milletvekillerimize, il yönetim kurulu arkadaşlarıma ve ilçe kadın kolları başkan ve ilçe yönetimlerimize, teşkilatımızın her kademesinde görev almış dava ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sadece görevimden affımı istedim. Her daim davamın arkasında bir nefer olarak bu kutlu davaya seçilecek yeni başkanımıza da destek vererek hizmet etmeye devam edeceğim. Sizleri çok seviyor, Allah'a emanet ediyorum. Haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yolu üzerinde bulunan üniversite kavşağında tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç, esenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu kavşak düzenlemesiyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Talas Bulvarı üzerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Erciyes Üniversitesi arasında yer alan, üniversite kavşağında tamamlanan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemeler esnasında açıklamalarda bulundu ve "Şehrimize üniversite kavşağımız hayırlı, uğurlu olsun diyoruz." diye konuştu. Üniversite kavşağımızdaki düzenlemelerde sona geldik. Görüldüğü gibi gecenin bu saatinde sağ olsun ekibimiz çalışıyor. Tabii bu süre içerisinde bir miktar servis yolu diye bilinen Millet Bahçemizin kenarındaki yolu trafiğe kapatmak durumunda kaldık.
vatandaşlarımıza bu manada bir sıkıntı oluşturduğunda farkındayız ama inşallah tamamlandı, toparlandı. Esenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu kavşak düzenlemesiyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak. Şehrimize üniversite kavşağımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Yarın sürücülerden ricamız her zaman olduğu gibi yol standartı yükseldikçe sürat artıyor. Ne olur kurallara uysunlar, ne olur sıkıntı oluşturmasınlar diye buradan belirtiyor. Emeğe geçenlere teşekkür ediyor. Gecenin bu saatinde çalışan kardeşlerimize de eline sağlık, hayırlı geceler diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri trafiği aksatmamak ve mağduriyet oluşturmamak adına çalışmalarını gece saatlerinde yürüttü. Çalışmayla kavşak, araçlar ve yayalar için daha kullanışlı ve konforlu hale getirilmiş şekilde trafiğe açıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi'nde Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak'ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme çalışması ve sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi. Melikgazi Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Erenköy Mahallesi'nde Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak'ta yol genişletme ve sıcak asfalt çalışması yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, ilçenin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek ve vatandaşların daha rahat ve konforlu yollarda hizmet almalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Palancıoğlu, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri amacıyla yollarımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Yol yapım ve onarım çalışmalarımıza hız vererek yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Melikgazi'mizin ulaşım ağını genişletmek için yol açma ve genişletme çalışmaları ile ilçemize daha konforlu yollarla buluşturuyoruz. Erenköy Mahallesi Billur Bağları Caddesi ve Büyük Elmalı Sokak'ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yol çalışması yapıyoruz. Alanda eski elektrik direkleri yer altına alındı. Tüm altyapı kurumları bölgedeki çalışmalarını tamamladıktan sonra biz de yol çalışmamıza başlıyoruz. Burada yeni imar planına göre yol genişletme çalışması yapıyoruz. Yaya yolları yapıldıktan hemen sonra da asfaltını sereceğiz. Burada 8.640 ton altyapı malzemesi kullanıldı. Şu anda ilçemizde ihtiyaç gördüğümüz tüm alanlarımızda bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden programımızda tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız dedi. Erciyes Üniversitesi tarafından öncelikli alanlar eksenli araştırma grupları iş birlikleri temasıyla düzenlenen 5. araştırma ve inovasyon çalıştayı sona erdi. Erciyes Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen ve çeşitli üniversitelerden 600'ün üzerinde araştırmacının katıldığı 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı kapanış toplantısının ardından sona erdi. Erciyes Kültür Merkezi'nde 2 gün süren çalıştayın kapanışında konuşan Rektör Profesör Doktor Fatih Altun, çalıştaya emeği geçenlere teşekkür etti. Altun, ürge faaliyetlerini artırmak için de önemli adımlar attıklarını söyledi. Üniversite olarak bundan sonraki süreçlerde de bizim özellikle araştırma bütçelerini, araştırma fonlarını artırmamız gerekiyor. Kendi öz değerlendirmemizi sizin huzurunuzda yapmak istiyorum ben açık dillilikle. Bunu yaparken de özellikle yapılacak araştırmalardaki fonlara desteklerimizi artırabilirsek, o zaman daha etkili sonuçlar alınması da kaçınılmaz olacaktır. Bir sonrası ise gündemimizde olan Ar-Ge'de belirli bir seviyeyi yakalamış durumda olan Erciyes Üniversitesi'nin ürge süreçlerine girmesi için de görüşmelerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda da paydaşlarımızla ziyaretler gerçekleştirip özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'deki üniversitelerle ya da bu manada etkin araştırmalar yapan vakıf üniversitelerimizle bir araya gelmek suretiyle biz bunları tartışmaya ve bunları bir protokole bağlayıp
imzaladıktan sonra bir daha birbirimizi görmeyecek şekilde değil, protokolden sonrası protokol icablarını yerine getirecek şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Araştırma Dekanı Doçent Doktor Gökmen Zararsız'da konuşmasında Çalıştay'a katılım gösteren araştırmacılara teşekkür ederek verimli bir Çalıştay programı geçirdiklerini söyledi. Bugün yine sabah araştırma dekanlıkları ülkemizde araştırma yönetimiyle ilgili şu an farklı modeller deneniyor, tartışıyor. Onunla ilgili yine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca davetli konuşmacılarımıza, etkinliğimize destek veren tüm sponsorlarımıza, etkinliğin var olmasına katkı sunan üst yönetimimize de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kapanış toplantısı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Efendim sırada bir mucize var. Gerçekten izlediğinizde sizler de duygu dolu anlar yaşayacaksınız. 47 yaşındaki Songül Çıtak'ın beyninde yaklaşık 5 santimlik tümör tespit edildi. Çıtak ailesinin dünyası başına yıkıldı bu haberle. Ya ölürsün ya da felç kalırsın dediler. Bir doktor ameliyatı yapamam dedi, bir diğeri çok ileri bir tarihe erteledi. Son olarak beyin ve sinir cerrahı Doktor Abdülkerim Gökoğlu'na geldiler. Songül Çıtak, ölüm ve felç kalma riskine karşı 5 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Sen de mi? İyisin değil mi aşkım? Şimdi daha iyisin değil mi öncekinden? Songül Çıtak 47 yaşında ve bir çocuk annesi. Diş ağrısıyla gitti doktora. Sonrasında kulağının duymamasıyla tekrar gittiler hastaneye. MR çektirdiler ve hayatının şokunu yaşadı. Şükür. Evet. Rabbim bize tekrar bağışladı seni. Kurban oldum Rabbim seni. Bir gün dedi ki bana sağ kulağım duymuyor. Kulağım duymuyor diye şimdi dedim o zaman kulak burun boğaza gidelim. Devlet hastanesinde MR'a girdik. MR sonucunu aldık. MR sonucunu aldıktan sonra beyin cerrahı doktoru baktı. Dedi kitle var. Çok pis bir yerde. Çok zor bir ameliyat. Bunu dedi burada herkes yapamaz. Beyninde tam 4,5 santimlik tümör çıktı. Üstelik en riskli bölgede. Ailenin dünyası başına yıkıldı. 3 ayrı yer önerdiler. Doktorlardan birisi o riski göze almak istemedi. Biri de çok ileri bir tarihe erteledi. En son beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Doktor Abdülkerim Gökoğlu'na geldiler. Gökoğlu ameliyatın tüm risklerini anlattı. Ölüm ve felç en büyük riskti. Biz de gittik. Fakülteye gittik. Fakültede bir doktor baktı. Ben dedim ona el atamam. Bu beni aşar dedi. Başka bir doktora gittik. O da bize bir gün verdi. Ondan da haber gelmedi. Yani rahatsızlığı vardı. Doktorlar hep acil diyorlardı. Aciliyetimiz olduğundan dolayı sisteme de bu doktor da önerilmişti bize. Ondan dolayı buraya geldik. Buraya gelince de doktor sağ olsun baktı, ilgilendi. Sonra ameliyat ederim dedi. Ama dedi çok zor bir ameliyat. Yani bunu dedi masada kalması var, yaşaması var. Bu dedi zor bir ameliyat. Yapabilirim ama dedi her riski göze alacaksınız dedi. Biz de tamam dedik, onay verdik. Bu riskleri göze alarak ameliyata girdi Songül Çıtak. 5 saat sonra sevindiren haber geldi. Çıtak ailesinin dünyaları yeniden aydınlandı. Biz de her şeyi göze alarak doktorumuza güvendik. Önce Allah'a sonra doktorumuza ameliyatımızı yaptı. Ve gördüğünüz gibi hastamız çok şükür bize bağışladı Cenab-ı Allah. Evet. Öyle mi? Sevindiniz değil mi? Tabii canım illaki. Bu başarılı ameliyatı gerçekleştiren Doktor Abdülkerim Gökoğlu'nun söyledikleri ise adeta bir ders niteliğindeydi. Allah bir mucize verdi, biz de buna vesile olduk. Onurlu ve gururluyuz dedi. Hayatını tehdit eden beyin su dolanım yollarını tıkama safhasına gelmiş dev bir tümör. 4,5-5 santim büyüklüğünde. Biz Allah'ın izniyle 4,5-5 saat süren bir ameliyatla bu tümörün tamamını çıkarttık. Ameliyattan önce kendisiyle de, eşiyle de, ailesiyle de konuştuk. Bu ameliyatta ölüm, felç, bir daha uyanmama gibi durumların olabileceğini anlattık. Fakat hastamız bilinçliydi çünkü ameliyat olmadığında artık yapılacak hiçbir şeyin olmadığını biliyordu. Öyle mi? Evet. Ama çok şükür ki
ona bir şans verdi Rabbim. Biz de biliyoruz, bu işin eğitimini aldık. Yıllarca tecrübe, şifasına vesile olmak bizim için bir onur. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle LPG'li araçları çalıştırma noktasında sıkıntılar yaşanabileceğini uyarısında bulunan yeni sanayi esnafı Kazım Karagöz, antifriz yerine su koyan sürücüleri uyardı. Soğuyan havalar kışlık bakımı yapılmayan araçlarda bazı sorunlara yol açıyor. Antifriz yerine su tercih edilmesi ise hem aracın sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelliyor, hem de motorda paslanmalara neden olduğu için büyük maddi zararlara neden oluyor. Havaların soğumasıyla birlikte araç sürücülerini uyaran yeni sanayi esnafı Kazım Karagöz, araçlar için kışlık bakım zamanının geldiğini söyledi. Karagöz özellikle antifriz konusunda uyardı. Şimdi havalar soğudukça araçlarımızda kış şartları zorlaşmaya başlayacak. Bunların bizim minimize etmemiz için, herhangi bir risk taşıyacak bir duruma dönüştürmemek için, malum günümüzde bakım masraflı veya herhangi bir problem çıktığında onların da masraflarıyla karşı karşıya kalmamak için günlük bakımlarımıza belli periyotlarda kilometresi dolan motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi gibi parçalarımızı düzenli değiştirmemiz lazım. Bizim kışın özellikle araçlarımızda soğutma sisteminde antifrizi çok önemli bir şekilde hızlıca istihdar etmemiz lazım. Çünkü kışın araçlarımızda su tek başına donma yapar. Bizim antifrizimiz kışın donmayı önler, aynı zamanda paslanma ve kireçlenmeyi önler. Bir de şuna çok dikkat etsinler, özellikle şunu uyarmak istiyorum kendilerine. Araçlarımızda şu anda antifriz doldurmaya başladık, araçlara antifriz tedarik ediyoruz. Lakin eğer mevcut da daha önce içinde kireçlenmiş su var ise, paslı su var ise, antifrizin en önemli özelliği pas ve kireç çözücü özelliğidir. Korozyon yok eder. İnce kılcal çatlakları temizledikten sonra oralardan oluşacak su kaçakları soğutma sisteminin suyunu boşaltmasına sebep olur. Ve bundan dolayı da araçlarda motor yakma, hani hararet yapma ve ciddi tahribatlar motorlarının büyük problemlere dönüşebilir. Bu yüzden araçlarına antifriz koydurduktan sonra, suyun derecesini yükselttikten sonra, donma derecesini, kesinlikle kendileri günlük bakımlarını düzenli olarak takip edip yedek su bidonunun içerisinde maksimum ve minimum diye iki tane çizgimiz olur. Onun her zaman bütün araçlarımızdaki ortadır normal olan. Bu yağ çubuğu içinde geçerli, fren hidrolik yağı içinde geçerli, antifriz içinde geçerli. Seviyeyi maksimumla minimumun ortasına kadar doldurarak orayı takip etmek zorundalar. Aksi takdirde ciddi problemler çıkar. Kış aylarında özellikle LPG'li araçlarda sıkıntı yaşandığını söyleyen ve nedenlerini anlatan Karagöz, yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Şimdi LPG'li araçlarda özellikle kışın ilk çalıştırmalarda problem yaşarlar. Çünkü LPG'nin çalışma prensibinde ilk önce aracımız benzinde çalışır. Eğer yeni model enjeksiyonlu sistemse, eski modelse bizim aracımızın ilk önce ısınana kadar benzinde çalıştırıp daha sonra LPG'ye geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden havalar soğuduğu zaman LPG'nin ilk kristalleşmiş LPG motorda kolay çalışmayacağı için ilk zamanlar, ilk motor çalıştırmalarda problem yaşayacaklar. Bundan dolayı ilk önce araçlarımızı artık benzinde çalıştırmaya da başlasınlar. Normal karbüratörlü LPG sistemli araçlarda bizim ilk önce benzinde çalışıp ondan sonra LPG'ye geçmemiz lazım. Kışın soğuk havalarda LPG'nin çalışma prensibine aykırıdır. İlk o soğuklukta eksi derecesinde çalışma prensibi. Ve bundan ötürü biz yeni model enjeksiyonlu araçlarda önce benzinde çalışır, belli bir ısı dengesine ulaştıktan sonra otomatik olarak LPG'ye geçer. Ve en önemli dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, bizim araçlarımız eğer karbüratörlü tipse, bizim eğer LPG benzin tercihi bize kaldığı durumlarda biz araçlarımızda kesinlikle benzin sistemini dinamik tutmamız lazım. Diyaframlar, contalar, keçeler ve hortumlar benzinin içerisinde devir daim yaptığı zaman elastikiyet özelliğini kaybetmez. Lakin eğer uzun süre biz araçlarımızı LPG'de kullanır da benzinden muaf tutarsak, o zaman bu hortumlar, contalar, keçeler çürüyeceği için aracımızda yanma ihtimali, riski meydana gelir. Kış aylarının gelmesiyle birlikte evinin ısınma ihtiyacını sobayla karşılayan vatandaşlar eski sanayinin yolunu tuttu. Doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte soba satışlarının azaldığını belirten esnaf, kırsal mahallelerde ve bağ evlerinde oturan vatandaşlar sayesinde işlerin yoluna girdiğini söyledi. Anladın mı? Ben bunu söyleyeyim de.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de soğuk havalar kendisini hissettirmeye başladı. Evini soba aracılığıyla ısıtacak olan vatandaşlar ise eski sanayinin yolunu tuttu. Hayal gücü. İnsanlar lise doğru aşırı gitmeye başladı. Doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte soba satışlarının her yıl bir önceki yıla göre daha düştüğünü belirten esnaf Mustafa Emre Karabaşoğlu, sobayı tercih edenlerin genellikle kırsal mahallelerde ve bağ evlerinde oturan vatandaşlar olduğunu söyledi. Satışlarımız geçtiğimiz yıllara nazaran yani her geçen gün daha da düşüyor. Yani doğal gazın artmasıyla bizim soba satışlarımız biraz da azalıyor ister istemez. Modellerde kovalı, tuğlalı, fırınlı fırınsız, şömineli, şöminesiz tarzında birçok modelimiz var. En çok tercih edilen hangisi? Genellikle tercih edilen yani yeni modellerden diye söyleyelim. Hem kuzineli hem şömineli yandığı seyredilebilen olan sobalar. Peki fiyat aralığı? Fiyat aralığı yaklaşık olarak söyleyelim. 2000 ila 20 bin aralığında, 28 bin aralığında sobalarımız var. Şehir merkezinde genelde ağırlıkta doğalgaz hakim olduğu için bizim genelde müşterilerimiz kırsal kesimdeki ya da villa tarzı dediğimiz, bağ evleri tarzı dediğimiz müstakil evlerde doğalgaz olan ama sobanın da keyfini almak isteyen, şöminesinden faydalanmak isteyen müşterilerimiz alıyor. Diğer normal sobalarımızda da işte kırsal kesimdeki, köyde, kentteki vatandaşlarımız alıyor. Karabaşoğlu, müşterilerin bu konudaki taleplerini karşılamak için birçok çeşide yer veriyoruz. En çok tercih edilen ise kuzine soba çeşitleri dedi. Bu modellerimizde de genellikle en uygun modellerimiz içerisinde maddi durumu müsait olmayan ya da çok kullanmayacak olan müşterilerimiz tercih ediyor genelde. Fırınlı, patatesini yemeğini pişiriyor burada. Yani en uygun sobalarımızdan bir tanesi. Bunlar da üst sınıf dediğimiz yani şömineli, kuzineli, biraz daha keyif sobası tarzı olan modellerimiz. Bu modellerde de fiyat aralığımız yaklaşık olarak söyleyelim 10 bin ila 30 bin aralığında modellerimiz var. Bunlar biraz daha üst düzey, kaliteli, keyif veren, yandığı görülebilir şömineli sobalarımız. Soba alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan esnaf Mustafa Karabaşoğlu, fiyatlara gelen zamları ise mümkün olduğu kadar müşterilere yansıtmadıklarını açıkladı. Fiyat olarak geçen yıllarda örneğin 8-10 bin aralığındaki sobamız bu yıl ortalamalı %30-%40 gibi bir artışla 13-14 bin bantlarında satıyoruz. Nasıl? Vatandaşlar pahalı mı oluyor peki? Ucuza bir şey kalmadı. Yani vatandaşlarımız da haklı, üretici firmalar da haklı, biz de haklıyız ama fiyatların düşmesini istiyoruz gerçekten. Çünkü alım gücü insanlarda daha rahatlayacak. Örnek veriyorum bir sobaya 10 bin lira bütçe ayırmaktansa 5 bin lira, 3 bin lira bütçe ayrıldığı zaman daha rahat satış olacağını düşünüyoruz biz. Peki vatandaş soba alırken nelere dikkat etmeli? Soba alırken fırın ya da fırınsız olmasını kendisi seçmeli ama fırınlı olursa ister istemez hem aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışacaktır. Hem de yanan bir sobanın içerisinde zaten hali hazırda bir fırın pişirmeye ya da ısıtmaya yardımcı olacaktır. Ekstrası uyuma özelliği olan sobaları tercih etmesi gerekir. Çünkü kömür tasarrufu, yakıt tasarrufu açısından. Bir de tavsiye niteliğinde söyleyelim. Baca temizliklerini müşterilerimiz, kullanıcılarımız, vatandaşımız kontrol etsinler. Bacalarımız temiz olsun. Rüzgarlı havalarda, soba yakmalarda dikkatli olsunlar. Şimdi değerli izleyenler, kış mevsimine girdik artık, havalar soğudu. Çok önemli bir uyarı gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, renksiz ve tatsız olan karbon monoksit gazından zehirlenmemek için soba kurulmadan önce mutlaka baca temizliğinin yapılması gerektiğini söyledi. Kış aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar sobalarını kurmaya başladı. Bacanın tıkanması ve özellikle lodosun etkili olduğu günlerde sobadan sızan karbon monoksit gazına karşı uyarılarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan baca temizliğine dikkat çekti. Uyku saatinden en az 2 saat önce sobaya kömür atılmışsa tutuştuğunu görmenin faydalı olacağını dile getiren Kızılkan, bireysel doğalgaz kullanıcılarına da menfez uyarısında bulundu. Bir sobayı kurarken baca temizliğini gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak sobayı kurarken
altına mutlaka bir sacdan veya mermerden parça koymak suretiyle yerle bağlantısını kesip sonra sobayı kurup en kısa mesafeden bacaya ulaşmasını, baca bağlantı kısmında boruların, soba borularının iç içe geçtiğini, içine geçtiğini tespit etmelerini, bağlantılarını ise sızdırmaz, duman sızdırmaz bantlarla veya tuzlu bir bez parçasıyla sarmak suretiyle soba içerisinden bacaya doğru gidişte sızıntının dışarıya çıkmasının engellenmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle yakmaya çalıştığımız zaman sobayı katı yakıtlarda mutlaka ve mutlaka üstten yakmamız gerektiği konusunda kendilerini bir kez daha uyarmak isteriz. Bunun yanı sıra tutuşturmak amacıyla kolonya, benzin, tiner vesaire gibi malzemelerin kullanılması beraberinde parlama, patlama ve etrafa sıçrayan parçaların evi tutuşturmasını ön plana çıkartacağı bilgisiyle birlikte dikkatli bir şekilde bu işi yapmaları konusunda tavsiyelerimizi belirtmek isteriz. Lodos çıktığı zaman geri tepme olacağını ön planda tutmak suretiyle saat uyku saatinden en az 2 saat önce sobanın içerisine herhangi bir şekilde eğer kömür vesaire atılmış ise uyanık durmalarını, onu tutuştuktan sonra kor vaziyetini aldıktan sonra yatmalarını hayatları açısından önemsiyoruz. Karbon monoksit sızıntısı, karbon monoksite baktığımızda bunun bir renksiz, kokusuz bir gaz olduğunu ve hücrelere oksijen transferini engellemek suretiyle baş ağrısı, stres, terleme beraberinde de tatlı bir uykuyla beraber yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi ön plana çıkarttığı bilgisiyle halkımızı buluştururken özellikle katı yakıtlar kısmında bu konulara dikkat etmelerini beyan ediyoruz. Mustafa Kızılkan ayrıca olumsuz bir durumda vatandaşların 112'yi aramaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Çık adreslerini. Kayseri'de yaşayan Osman Ayan, diorama sanatıyla geçmişte özlenen mekanlara ve anlara 3 boyut kazandırarak ortaya koyduğu eserleriyle zamanda yolculuk yaptırıyor. Osman Ayan, dioramayla uğraşan arkadaşının isteğini ret etmesi üzerine sanata merakını fark etti. Daha sonra merak ettiği sanatı öğrenmeye başlayan Ayan, 5 yıldır diorama sanatıyla hem nesnelerin içerisine hem de bağımsız bir alan üzerine geçmişte özlenen mekanların ve anların maketlerini yaparak görenlere zamanda yolculuk yaptırıyor. Türk milletinin özellikle 80'ler ve 90'lardaki anılarına özlem duyduğunu söyleyen Osman Ayan, bize geçmişte yaşadıkları evlerin fotoğraflarını gönderen bazı takipçilerimiz oluyor ve biz de o evlerin birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz dedi. Sanatımız diorama sanatıdır. Biraz ülkemizde çok fazla tanınan bir sanat değildir ama güzel bir şekilde ilerliyor. Diorama sanatı bir nesnenin, bir anın 3 boyutlu olarak canlandırılma sanatına verilen addır. Bu sanat merakına ben 5 yıl önce başladı sanat merakım. Daha doğrusu bu işi yapan bir tane arkadaşımız vardı. Ben ondan bir diorama istedim ama bana yapamayacağını söyledi. Ben de bunun üzerine tabii hırs yaptım. Hırs yapınca da 5 yıldır bu sanatı elime aldım ve hala da devam ediyoruz. Bize öncelikle geçmişte yaşanan evlerinin resimlerini gönderen bazı takipçilerimiz oluyor. Biz o evlerin tamamen birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz. Ayan kendisine gelen fotoğraflardan yola çıkarak mekanları tasarladığını ve görenlerin de duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Öncelikle biz takipçilerimizin tepkisini çok görmek istiyoruz. Hatta dioramalarımızı teslim ettiğimiz zaman bize resim gönderiyorlar, video gönderiyorlar. Çoğu takipçimiz aldıkları bu diorama karşısında gözyaşlarını tutamıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Değerli izleyenler, Kayseri'de çok güzel bir uygulama var. Hem güzel hem verimli, katkısı yüksek,
Birçok anlamda güzel olan bir uygulama nedir? Kadın kooperatifleri. Kayseri'de bulunan Koca Sinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınlar, ürettikleri yufka ve bebeklerle hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de vatandaşları doğal ekmekle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla kurulan kadın kooperatiflerindeki kadınlar, el becerilerini ürüne dökerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Koca Sinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınlar, doğal olarak ürettikleri yufka ve el emeği göz nuru bebekleri satarak para kazanıyor. Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş, günden güne büyüyerek hem kadın girişimci sayısını artırmak hem de üretime katkı sağlamak istiyoruz dedi. Kooperatifimiz 21 Eylül 2022 tarihinde kuruldu. Başlangıçta dolgu bebek, oyuncak bebekle üretim faaliyeti sürdürdük. İki aydır da yufka üretimiyle birlikte bir üretim faaliyeti sürdürmekteyiz. 7 tane üyemiz, 2 de çalışanımız mevcut şu anda. Kadınlara istihdam oluşturmak aslında amacımız. İnşallah bunun için de gayret ediyoruz. Günden güne büyüyerek hem kadın girişimci sayısını artırmak hem de üretime, istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Üretmenin kendilerini sıkıntıdan uzaklaştırdığını ifade eden kooperatifi üyesi Selma Kaya, maddi manevi bir sürü katkısı var dedi. Ev önlemesine katkımız var. İşte mahallede hanımlara istihdam sağlıyoruz. Kursiyer olarak alıyoruz. Onlar bize çalışıyor. Bazı yeri geliyor ücret karşılığında bize çalışıyorlar. Öyle. Hedefimiz daha büyümek, daha ileriye gitmek, dünyaya açılmak hedefimiz. Yani daha çok insana ulaşmak, daha çok çocukları sevindirmek. Öyle. Vali, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi'nin talimatıyla kuruldu. Yani Ahmet Çolak Bayraktar'a, Halk Eğitim Müdürümüz Ziya Kılıç Beyefendi'ye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Katkılar büyük bizde. Şimdiki gelen vali yardımcımız özellikle Ömer Tekeş Beyefendi'ye çok büyük katkıları var bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başladı. Kayseri Spor'da deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan Kayseri Spor, maçın oynanacağı kent olan Trabzonspor'a gitti. Kayseri Spor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gitti. Kayseri Spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oyun hem de oyuncu gücü olan bir takım. Abdullah Hoca geldikten sonra da iç sahada iki maçın ikisini de kazanan bir ekip. Oyun planları var. Bazen oyunlar onlar adına iyi gitmese de oyunu değiştirebilecek iyi oyunları var. Zor bir müsabaka. Trabzonspor içeride ve dışarıda topa sahip olmak isteyen bir takım. Bizim maçta da muhtemelen topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem hücumda hem savunmada kurguladığımız oyunu en iyi şekilde sahaya yansıtmak bizim hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'la Kayserispor karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Son haftaların formda iki takımı olan Trabzonspor ile Kayserispor ligin 14. haftasında karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig tarihinde 42 kez karşılaştı. Kayserispor 8 kez kazanırken Trabzonspor ekibi ise 25 kez kazandı. 9 maçta berabere bitti. Bu maçlarda toplam 121 gol atıldı. Kayserispor 45 gol atarken Trabzonspor ise 76 gol attı. Trabzon'da oynanan 21 maçta 15'ini Trabzonspor kazanırken ikisini Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı. 21 maçta Trabzonspor 53 gol atarken Kayserispor ise 28 gole imza koydu. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.